Bayram sevinci çocukça bir duygunun en çok kabul gördüğü, neşenin masumiyetle büyüdüğü bir mutluluk mevsimidir. Sevgiyle her dokunuş bir sinerji oluşturacak, gönülden söylenen her söz yaşamı özetleyecek bayram gününde. Ve hayat nasıl bakarsak öyle yaşanacak. Acısıyla, tatlısıyla ve olduğu gibi bakmalıyız hayata tüm lütfuyla. Kültürel Nameler Bayram Özel Programı'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Bu akşam bilinen formatımızın dışında bir program hazırladık sizler için. Güzel türkülerimizin yanı sıra Türk sanat müziğinin en sevdiğiniz şarkılarını da bu programda izleme şansına sahip olacaksınız. Bu akşam bu programın hazırlanmasında Antalya Sanatçılar Derneği, Namekar Türk Müziği Topluluğu solistleri ve saz heyeti birbirinden güzel eserler seslendirecek. Ve sözü fazla uzatmadan hemen ilk eserin anonsunu yapmak istiyorum sevgili seyirciler. Yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmiş. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüş, türkülerle bölüşmüş. Mütevazi ve beyefendi duruşuyla, duygulu ve buğulu sesiyle her geçen gün biraz daha gönülleri fetheden türkülerin prensi, aynı zamanda program partnerim, Türk Halk Müziği sanatçısı sevgili Musa Taş'tan güzel bir eserle açacağız programımızı. Rana'cığım, öncelikle her programda illa ben bir duygu seri yaşayacağım sayenizde yine. Duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel nitelendirmeler bunlar. Sen çünkü hepsini hak ediyorsun bunların. Takdiri sizlere bırakıyorum ve halkımıza tabii ki ama çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Klipten başlayalım istersen. Evet, Peynir Zeytin albümünden başlayalım. Hı-hı. Albüme yine ismini veren şarkıyla başlayalım. Hı-hı. Peynir Zeytin türküsüyle. Zaten. Evet. İstersen biraz bizi ilk izleyen izleyicilerimiz için biraz albümden bahset. Sonrasında eserini dinleyelim. Tabii ki. Albüm geçen yıl Mayıs ayında çıkardık albümümüzü. Peynir Zeytin isminde güzel bir eser de var içinde. Zaten aynı esere klip de çektik. Çok da beğenildi bu eser. Şöyle bir sempatik durum da ortaya çıktı. Neden dediler hani Peynir Zeytin ismi? Bazen diyorlar ki Peynir Zeytin deyince hadi bir kahvaltı yapalım falan. Buna evet, da giriyoruz evet. Gibi. Ben şu sebepten dolayı böyle bir isim koymayı uygun buldum. Şimdi hem albümdeki eserin ismi Peynir Zeytin, hem de Peynir Zeytin millet olarak bizim hem vazgeçilmezlerimizdendir, hem de biraz da böyle yoksulluğun, dar gelirli insanların, ülkemizde ekonomik sıkıntı çeken hanelerin bir ifadesi gibi ben düşündüm, öyle hissettim. O sebeple böyle bir isim koyduk. O zaman hemen klibimizi izliyoruz. Sabahları aydınlatan gülüşün var ya, günaydın deyiverip öpüşün var ya. Sabahları aydınlatan gülüşün var ya, günaydın deyiverip öpüşün var ya. Bir peynir, bir de zeytin, kahvaltımız öyle zengin. Yokluğa aldırmayıp gülüşün var ya. Bir peynir, bir de zeytin, kahvaltımız böyle zengin. Yokluğa aldırmayıp gülüşün var ya. Gülüşün var ya, gülüşün var ya, gülüşün var ya, gülüşün var ya. Gülüşün var ya.
böyle ağlatan dostlar mı bilme. Deli sevdalara salan yar mı bilme. Beni böyle ağlatan dostlar mı bilme. Deli sevdalara salan yar mı bilme. Bir sıla bir de gurbet çekilmiyor. Yetti hasret yollara aldırmayı gelişin var ya. Bir sıla bir de gurbet çekilmiyor. Yetti hasret yollara aldırmayı gelişin var ya. 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 Kimi zaman ağıt, kimi zaman halay, kimi zaman da bir sevda türküsüdür dudaklarında sevdam. Hasret, ayrılık vazgeçilmez acımızdır. İşte ölüme ve aşka böyle meydan okuyan türkülerde sevdim ben seni. Bir türkünün berraklığıydı gözlerin. Aşkları, dostlukları kirleten bu şehirde türkü saflığındaydı yüreğim. İşte bu yüzden türkülerden ve senden vazgeçmeyişim. Türküleşen sevdalara seslenişim. Bağlamaya her dokunuş ellerine dokunuştu sanki. Yüreğinden parmaklarına uzanan bir sevda türküsüydü her melodi. Sen acıydın, sen seviştin yârim. Yıllar geçse de söylenecek emeğimin ürünü. En güzel türkümdün, en güzel türküm, en güzel türküm.